Sayın izleyenlerimiz, şu anda Samsun'un en büyük ilçelerinden olan İlk Adım ilçesindeyiz. Burada İlk Adım Belediye Başkanı Sayın Necattin Demirtaş'la bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Az sonra çarpıcı ve önemli açıklamaları sizlere sunacağız. Bizi izlemeye devam edin. Şu anda İlk Adım Belediye Başkanı Sayın Necattin Demirtaş'ın makamındayız. İlk başta Barış Medya grubu olarak bizleri konuk ettiği için, ağırladığı için Sayın İlk Adım Belediye Başkanımız Sayın Necattin Demirtaş'a teşekkür ediyoruz ve kendisine dönüyoruz. İlk önce kolay gelsin, hayırlı çalışmalar diliyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi ki geldiniz. Bafra güzel bir yer. Bafra'dan geldiniz. Allah razı olsun. Çalışmalar hakkında soracağım. Tabii. Ben ilk önce yoğun çalışmanız içerisinde bizler kabul ettiğiniz için Barış Medya Grubu adına sizlere teşekkür ediyorum. Rica ederim. İlk başta. Sayın Başkanım, göreve geldiğinizden bugüne kadar yapmış olduğunuz çalışmalar, projeler ve yapmak istediğiniz projeler hakkında kısaca bilgi verir misiniz? Elbette. Şimdi biz konuya şöyle girmek istiyorum. Ben seçim satım halinde de aday olduğum dönemde, hem bu dönem hem 2014'te hem de 2009'da şöyle bir mantığımız var bizim. Yani işte proje sunmak, şu anda ülkemizde, şehrimizde de dahil proje ofisleri var. Paranız varsa projeler çok çeşitli, çok güzel şeyler ortaya konulabiliyor. Ama burada espri şu. Şimdi bu noktada ben hareket etmedim. Ben şöyle dedim. Bütün seçim çalışmalarımda da eğer takip ettiyseniz ya da kasetlerde görürsünüz. Biz bütçemize, imkanlarımıza bakacağız. Şimdi imkanlarımız varsa olmayan bir şey harcamaya çalışmanın da bir mantığı yok. Önce buna bakmak lazım. Ben şuna çok özen gösterdim. Belediyenin bütçesi şöyle bir yapısı var belediyenin. Tüm gelirleri, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, altyapı bedelleri ve nüfusa göre işçiden, memurdan, emekliden, efendim sanayiciden kesilen belli bir miktarın, vergilerin belli bir oranı bize İller Bankası üzerinden pay olarak geliyor. Özet olarak şu anlama geliyor. Bu ilçede harcadığımız kaynak, bu ilçede yaşayan insanlardan toplanan paradan şekil ediyor. Vatandaş bu işe şöyle bakması gerekiyor. Benim paramın bekçisi olarak belediye başkanı seçiyorum. Verdiğimiz, bizden toplanan paraları bu adam ne işler harcıyor, doğru işler yapıyor mu, yapmıyor mu? Bunu sorgulaması gerekir. Buna çok özen gösterdim. Kamuoyuyla da paylaşıyorum mu? Ve bu herhalde, bu bizim üç seçime girdim ben. Birini kazandım başlangıçta, bir kaybettim. Şimdi tekrar bir daha kazandım. Ama şunu gördüm. Toplum bu duyarlılığını devam ettirirse, Türkiye genelinde de, yani hizmete odaklı, verdiği kaynakları doğru yerde kullanılıyor mu meselesine odaklanırsa ülkemiz kazanacak diye düşünüyorum ben. Yoksa adam şimdi görsel olarak işte 3 tane uçak aldı, 5 tane bilmem ne aldı. Peki öncelikli tercihimiz uçak mıydı? Bizim mesela okullarla ilgili yaşadığımız en önemli hususlardan bir tanesi şudur. Milli Eğitim Camiası'na okul müdürlerimiz geliyor bize işte şura eksik, bura eksik, şu eksik, bu eksik. Eksikleri topladığınız zaman çok büyük bir yekin tutuyor. Biz neye bakıyoruz? Biz şuna bakıyoruz. Bu çocuğun okulda okuyabilmesi için en temel ihtiyaç ne? Tuvalet, temizlik. Bunları yoksa bu arada oraya gidip konferans salonu bilmem ne yapıp başka şeyler yapmak doğru değil ki. Önce bir kere temel ihtiyacını görmemiz lazım. Kaynaklarınız kıt, temel ihtiyaç üzerine hareket etmeniz gerekiyor. Biz de böyle yapıyoruz. Böyle başladık. 2009'da da böyleydi. 2014'te aynı şekilde devam ettik. 2019'da da aynı mantık üzerine. Çünkü belediye başkanlığı yaptık ama belediyenin mali tablosunu nasıl bir durumda olduğunu bilemediğimiz için sadece eğer imkanlarımız uygunsa şu projeleri yapacağız diye dile getirdik. Ama sahanın içine girdik. Seçimi kazandıktan sonra tablo bizim bıraktığımız da var. Hatta Belediye Başkanımız Erdoğan Bey'le benim 2014'te devir teslim sırasında o da şunu çok dile getirmişti. İlk Adım çok borçlandı, şöyle oldu, böyle oldu, battı gitti falan filan, şu kadar borcu var diye. Ben o zaman dedim ki Erdoğan Bey'e, Allah söyletti belki, bak dedim ben, bize birçok
dedikodu yaptın, şöyle borcu var, böyle battı, böyle gitti. Aileler de borçlanır, kurumlar da borçlanır ama borçlanmanın temel bir mantığı vardır. Biz bir şeyi borç alıyorsak bunun karşılığında bir şey yapmamız lazım. Yani ben şimdi evde, aile niye borçlanır? Ya çocuk ev verir, bir yeni ev kurar, ya ev alır, ya tarla alır vesaire bir şey alır. Onun için parası yetmez, borçlanır ama karşıda onun karşılığında bir şey yapar. Ama bir de şöyle düşünün, borç alıyorsunuz, gidip barda, pavyonda yiyorsunuz onu, bunun bir karşılığı yok. İşte sorulması gereken bu. Borç niye alındı diye, borç niye var oldu diye değil de, bunun karşılığında ne iş yapıldığının sorgulanması gerekir. Ben nitekim ben 2014'te dedim ki, şu anda benim 90 milyon civarında borç gözüküyor. Eğer 2019'da belediye başkanını Allah söyletti diyorum ya, evet, seçilirsek, bu rakamı sen 90'da bıraktıysan, seni alnından öpeceğim. Her yerde de Erdoğan Bey'i tebrik ediyorum. Çok güzel bir çalışma göstermiş diyeceğim. Niye dedim bunu biliyor musun? Şimdi belediyede şu anda bizim dönemimizde dahil olmak üzere Türkiye'deki belediyelerin %95'inde vergi ödeme alışkanlığı yok. Vergi sigorta başlı başına belediyelerin üzerinde bir yük olarak görülüyor. Mesela bizim şu anda çalışanlarımızın brüt maaş tutarı 9 milyon civarında. Çalışan personel. Neti 5 milyon civarında. Yani 3 milyon vergi sigorta yükü geliyor, 5 milyon çalışanlara ödüyorsunuz. Toplamı 8 milyon. Bir senelik 12 ayda 96 milyon ödüyor. Sadece bizim toplam gelirlerimizin %50'nin üzerinde bir rakam sadece çalışanların maaşına gidiyor. Vergi sigorta ödemediğin zaman şu anlama geliyor bu. 3 milyon ayda 30, 36 milyon ayda. 5 senede 36'yı 5 ile çarparsanız 200 milyona yakın. 150 milyona yakın bir rakam. Tabii şöyle de bir durum var. İller Bankası üzerinden bize gelen payların %60'ı borçlara kesiliyor. Bu vergiler de bunun içinde. Bir kısım kesiliyor tabii bir taraftan. Hepsi tamamen kalmıyor. Ama sonuçta borç küçülmüyor, büyüyor. Yani gittikçe büyüyor. Nitekim biz 90 milyon devrettiğimiz belediye borcu bizim devir aldığımız tarihte açıkladığımızda 260 milyon idi. Yani iki katını geçmiş yani. Geçmiş bir vaziyetteydi. Şu anda neyiz? Şimdi iki senelik bir icraatımız var. Onu anlatayım. Bu tabloların bu şekilde gidişatında bu normal seyir yani. Şeyde değil. Baktım son rakamlara. İki gün önce de meclis vardı. Bizim kendi borçlanmamız, ilave borçlanmamız, personel giderleri değil de kredi olarak, onların kredi olarak bıraktığı 140 milyon, vergi sigorta haricinden bahsediyorum. Üçüncü şahısları borçların dışındakilerinden de bahsediyorum. Sadece bankalardan alınan krediden bahsediyorum. 25 milyon da bizim dönemimizde bize yetki verilerek alınan kredi var. Toplamda 165 milyon. Şu an benim bu yıl sonu itibariyle ki kredi bakiyem, vergi sigorta hariç 105 milyon. 60 milyon sadece kredide aşağı çekmiş. Artmamış yani. İlerlememiş, geriye düşürmüş vaziyetteyim. İller Bankası üzerinden ve mesela biz devre aldığımızda 23 milyon 400 bin lira sadece 96 tane çek vardı. Şahıslara çek dağıtılmış. İşte iş yaptı diye karşında. Bu çeklerin tamamını ben ödedim. Bu şeyin dışında, kredilerin dışında. Kredilerin dışında. Evet. Üçüncü şahısları alacakları vardı. Şahısları çağırdık, dedi ki belir. Ödeme planı yapacağız. İmkanlarımız dahilinde bu işi götüreceğiz. Ve onlardan da çok ciddi miktarda. Bugün icralık durum yaşamadan bugüne kadar geldik. Şimdi şöyle bir tablomuz var. Başka bir boyuttan olaya bakarsak. Seçim kazandınız. Seçimde 200-300 kişi sizin peşinizde geziyor. İşte şu moduyla, bilmem ne moduyla falan filan. Evet. Ve ben seçim sırasında öyle bir şeye muhatap oldum ki ver oyu gitsin bilmem ne yani evet. PKK ile bizi eşleştiren ben ülkücü kimlikli 18 yaşından şu anda 66'ya girdim 66 yaşına kadar bu adreste bu düşüncede halen yaşayan halen de aynı fikirde olan bir insan olarak bugüne gelmiş bir insanı PKK ile aynı saflara koydular bizi. Yani benim için bu
ölümden beter bir şey benim açımdan. Yani ölsem daha iyi. Öyle bir şey olduğunu olacağını bilseydim aday da olmazdım. O kadar değil mi? Yani belediye başkanı olmak zorunda falan da değiliz yani. Öyle bir dert de yok. Ama çok ahlaksızca bu boyutta şeyler yapıldı bize. Muameleye tabi tutulduk ama milletin sağduyusu. Ben bu seçimde öyle bir enteresan tablo yaşadık ki AK Partiler bana oy verdi. MHP'nin %95-97'si bana oy verdi. Daha ediyorum yani öyle. İYİ Parti'nin aday olduğumuz için İYİ Partiler verdi. CHP'nin aday olduğumuz için CHP'liler verdi. Büyük Birliğin %95'i bize oy verdi. Ben belki Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu kadar farklı partilerin ortaklaşa oy vererek seçim kazanan nadir adamlardan biriyimdir diye düşünüyorum yani. Vardır belki ama biz de bu nadirlerden biriyiz. Bunun gurur verici tarafı şu, ortak payda olarak insanlar sizin üzerinizde birleşmiş olması sorumluluğunuz da artırıyor tabii beraberinde. Şunu belki diyebilir miyiz Sayın Başkanım? Bir Necattin Demirtaş profilinde önceki yapmış olduğunuz bir belediye başkanlığında da ortaya koyduğunuz ki çalışma, yaptığınız projeler ve insanlarla birebir ilişkileriniz, insana ait etmeden, parti ait etmeden yaptığınız hizmetler bugüne mi getirdi size? Kesinlikle öyle. Bir de şu var tabii, sadece o değil, siyaset değil, sizin yaşantınız da, sizin iyilikleriniz de, kötülükleriniz de peşinizden geliyor. Evet. Yani memuriyet hayatınızda düzgün işler yaptıysanız arkanızdan geliyor, yanlış iş yaptıysanız da arkanızdan geliyor. Ben mesela belediye başkanı olmazdan evvel 16 yıl bölge müdürlüğü yaptım Tarım Kredi Kooperatifleri'nde. Müfettişlik yaptım daha evvelinde. Ondan sonra Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nde genel başkan danışmanlığı ve oda organizasyon müdürlüğü yaptım. Halk Bankası Vakfı'nda, personel vakfı'nda genel müdürlük yaptım. Bunların üzerine bir de belediye başkanlığı yapıyoruz. Bizim şimdi felsefe olarak, hani dedim ya 18 yaşından beri ülkücü kimliğe sahip, bizim yetişme tarzımız, bizi yetiştiren büyüklerimiz, Allah onlardan razı olsun. Bizim zamanımızda bir ülkücü geliyor dediği zaman karşıdan hep herkes gıptayla bakardı, biz de bakardık. Adam giyim kuşamıyla, oturup kalkmasıyla, konuşmasıyla, büyüğüne karşı saygıyla, inancıyla, dört dörtlük bir bütün. Yani eksik, hep biz onları eksik bir şey göremezdik. Şimdiki ortamımızla onun arasında dağlar kadar fark var. Yani öyle anormal bir şey. Şimdi kim ülkücü? Bakarsan Türkücü de ülkücü. Her türlü şey var yani. Sıkıntı var. Bir de bizim yetişme tarzımızda şu vardı. Aklınızı kiraya verme meselesi ülkücü camiada, rahmetli Türkeş Bey de bunu hep dile getirmiştir. Ben bir sohbetine şahit olmuştum. Hatta onun yaşlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Oğluyla ilgili bizim de içinde bulunduğumuz bir sohbette şey dile getirmişti. Yani herkes şöyle bakıyor. Mirasçı hani şey olursa birini gösterir, evet, o ana şey olur. Öyle bir tepki gösterdi ki, yani isimlendirilmedi ama dedi ki buraya hak eden gelmesi lazım dedi. Benim dediğim adam değil. Burayı hak edecek adam buraya gelmesi lazım. Böyle bir bakış açısı var. Teşkilatçılık böyle. Evet, yani şimdi öyle bir şeyde bizim de mesela aday olmamızda çok etkili olan bir husustur bu. Şundan dolayı ben son ana kadar 2019 seçimler öncesi MHP'den aday olmak için işte gezdik, dolaştık vesaire, şudur budur ama sonuçta AK Parti ile MHP burada ittifak yapınca biz ortada kaldık. Ortada kaldık ama yani nasıl olsa mutlaka bir adam olmam gerekir gibi mantık yürütüldü. Doğru değil. Benim aday olmama tek sebep bizden daha önceki seçimi alan, şu an AK Parti'nin adayı olan ve buranın belediye başkanı seçilen Erdoğan Bey'in 2014 seçimlerini hakkıyla kazanmadığı, takım arkadaşlarımızın da desteğiyle seçim bizden aldığına inandığım için benim işim şeye döndü. Fil hikaye senindeydi. Yani Timur işte diyor ki bir tane fil var, bakamıyoruz. Bir bakıyor ki arkada kimse yok. Diyorlar ki bir fil az gelir, ikinci fil. Bizim işte ona döndü. Şimdi biz Erdoğan Bey olmasaydı beni kimse aday yapamazdı. Ben öyle bir koltuk elde etmek için hiçbir partiye, hiçbir şeye gidecek bir tavrımız yoktu ama. Şimdi Erdoğan Bey aday olunca ulan
Bana diyor ki, sen de buna oy vereceksin. Benim yetiştiğim irade, yani ülkücü irade, inanmadı bir adama, inanmadı bir işin peşine gitmez. Şunu beklerdim ben mesela, denmesi lazımdı ki kardeşim, biz buraya tamam MHP olarak aday göstermiyoruz ama, bizim aday burada aday olacak kişinin de, bizim seçmenimizin oy vereceği profilde bir aday olması lazım. Aksi halde biz oy vermeyiz. Denilecek bir irade gösterilmeliydi. Bu gösterilmedi. Bu arkadaşımızı ortak aday olarak karşıya çıkarınca biz bir anlamda zıpladık yani işin doğrusu. Özeti bu. Niye öyle? Yetişme tarzımızdan kaynaklanıyor. Ben bir kişi de olsa doğru bildiğim yolda devam ederim. Yetmeye de özen gösteren birisiyiz. İşte bu şey tabii ki bizi ayaklandırdı. İşte aday olduk, geldik. Şimdi bu iki senelik zarfta da çok sıkıntılar çektim gerçekten. Şu anda henüz tam netleştirmiş değiliz ama seçim kazanıyorsunuz. Dile getirdim. Etrafınızda 200-300 kişi insan var ve çoğu sizden şey bekliyor. Umut bekliyor. Umut bekliyor. Mali yapıya bakıyorsunuz. Buraya zaten yeteri kadar yük var. Yeni bir yük getirme şansınız yok. Size terörist demiş, bilmem ne demiş adamlar var. Belediyede çalışıyor, halinde çalışıyor. Ben de şöyle bakıyorum. Ya biz bunlar ilk asgari ücretle çalışan insanlar. Sonuçta ekmeğinin peşinde. Adam korkudan öyle diye böyle diye. Biz bunlara vesile olup da bunların ekmeğiyle oynamayalım. İşi yapmazsa, çalışmazsa atalım tamam ama öbür türlü de bunlara o korktu, senden korkar, ondan korkar. Ekmek kavgası veriyor. Düşüncesiyle onlara göğüs gerdik. Kendi yandaşlarımız da bize doğal olarak şey verdi. Bu süreç şu anda işte Mart'ta iki yılı bulacak. Böyle devam etti. Direndik ve gerçekten ciddi anlamda bir mali tabloları düzeltme becerisini gösterebildik. Bu pandemi sürecine olmasına rağmen. Bu da çok bizi negatif etkiledi. Şundan dolayı tahsilatlarımız düştü. Vatandaş iş yapamaz hale geldi. Vergilerdeki düşüş bizi de olumsuz yönde etkiledi. Şimdi biz bu seneden sonra Allah izin verirse şöyle bir kafamızı kaldırıp iş yapma kapasitemizi artıracağız. Hiçbir şey yapmadık anlamında söylemiyorum. Biz ne yapıyoruz? Bir kere delikleri kapattık. En önemli işlerden bir tanesi buydu. İkincisi rutin yürütülmesi gereken şu anda pandemi sürecinde yapılması gereken bütün işleri şey içerisinde götürüyoruz. Proje bazında yapmak istediğimiz, bizim zaten öyle şey bir projemiz yoktu. Bir tane buraya şu anda projesini hazırladık. İnşallah biraz elimiz rahatlarsa hayata geçirebiliriz. Bu ilk adımı farkındalık bir proje yapmak istiyoruz. Kültür ve kongre merkezimiz var. Hazırlığımızı yaptığımız. Üzerinde de 200 metre yükseklikte Çin'de görmüştüm ben. Üzerinde geziyor ve çıtır çıtır kırılıyor. Böyle gençlerin ilgi duyduğu bir seyir terası tarzında şey var. Onu hayata geçireceğiz inşallah. Bizim burada Yinpaş'ın yanında bir otoparkımız var. Oraya otopark artı ticaret şeklinde bir alışveriş merkeziyle birlikte otopark yapmayı hedefliyoruz. Burada ihtiyaç merkezi bir yerde olduğu için. Son kapağında Erdoğan Bey, bizden önceki başkanın kaba inşaatını yaptığı, şu anda ham inşaat olarak duran, bunu da tamamlamamız lazım. Tabii milli seve sonuçta ortada bırakacak halimiz yok. Onu tamamlayacağız. Bir de sosyal sorumluluk projelerimiz var bizim hayata geçirmek istediğimiz. Ben şeyde seçimi kaybettikten sonra 2014'te, çok çarşı pazar işte sabah namazlarına gidiyoruz. Bakıyorsunuz şeylerde yatan, büyük caminin oralarda kanepelerde yatan insanlar var. Bunlar soğukta, sıcakta, her türlerde oralarda ömrünü tamamlıyor. Bu beni çok etkiledi. Dedim ki bunlara tabii sorsam bin bir türlü derdi vardır ama biz bunlara bir şehrin emin olarak, şehrin sorumluluğunu taşıyan kişi olarak bunları bir mekan oluşturalım. Bu mekanda yesinler, içsinler, yatsınlar. Yine gezecekse nereye gezsinler. Hatta bunlara bir GPS de kollarına takalım. Evet. Bulduğumuz yerden de alıp götürelim. Tabii bunları topluma kazandırmak ana hedefimiz ama bu çok mümkün olmayabiliyor. Çünkü psikolojisi tamamen bozulmuş oluyor. Toplumda tecrit edilmiş bir
algıya kapılmış oluyor. Bu insanları topluma kazandırmak için bir sosyal sorumluluk projemiz var. Bir diğer projemiz yaşlara yönelik. Onu da inşallah yakın zamanda, bundan sonraki şeyimiz zaten o yönde gidecek. O da şu, 75 yaşı üzeri büyüklerimizin şöyle bir sorunu var. Çocuklar hepsi çalışıyor vesaire, evlerde yalnız kalıyorlar. Konuşacağı, muhatap olacağı insan olmuyor. Hep, hele pandemi sürecinde daha da bir sıkıntılı bir dönem yaşıyorlar. Bunlarla ilgili de ata ocağı dediğimiz şöyle bir yöntem yapıyor. Hani nasıl küçük çocukları kreşe götürüyorsunuz, orada gezdiriyorsunuz icabında, evet, akşam eve getiriyorsunuz. Ben de büyüklere bunu uygulayacağım. Bayan ya da onlar gelecek, işte bir sahilde bir yerde oturacaklar. Bir ev tutacağım onlara. Kendi aralarında sohbet edecekler. Yemeklerini işte hemşire de olacak hani yaş durumuna göre. Tabii. Akşam olduğu zaman da hani deşarj olacaklar. Eve döndüğünde şimdi ben kendi büyüğümden bile şey yapıyorum. Aynı şeyler anlatılıyor. Sen sıkılıyorsun ama tabii, karşılıklı böyle bir ortam yaratıldığında o da mutlu olacak. Ona inanıyorum ben. Böyle bir projeyi hayata geçeceğiz. Türkiye'de ilk olacak inşallah. İnşallah. Başkanım. O da öyle bir şey. Bir diğer projemiz yine bizim İlk Adım ilçesinin kenar mahallelerinde esrarengiz ve gençler arasında çok yaygın hale geldi. Bu çocuklarımızı uyuşturucu. Bu çocuklarımızı bu ortamlardan kurtarmamız lazım. Kurtarmak, söylemeyle kurtarmak çok kolay değil. Ben de kenar mahalle çocuğuyum. Çocuk kazanmış ama takip edecek ne gücü var, ne dermanı var, ne de takip edebiliyor. İşte bunları mahallelerde küçük atölyeler oluşturmak suretiyle buralarda spora kaydırabildiğimizi kaydırıyoruz ama kaymayanlar da var tabii. Onlar da meslek edindirerek en azından asgari düzeyde mesela şu anda bir çalışmamız var inşallah. Tekstil atölyeleri kurmaya çalışıyoruz. Çok kolay olmuyor çünkü bunun da alt bir maliyetleri var. Kötü niyetli insanlar da oluyor işin içinde. İşte tamam mamam diyor, ben daha önce denedim, çok başarılı olamadık yani. Ama bu sefer biraz daha profesyonel gireceğiz. Bu çocukları bu kötü alışkanlıklarına kurtarıp topluma kazandıracak bir hareket sağlama arzusu içerisindeyiz. Başarabilirsek çok mutlu olacağım, ben de mutlu olacağım. Böyle bir faydamız olur diye düşünüyorum. Bizim şeye bakış açımız daha çok sosyal sorumluluk alanı içerisinde. Yoksa insana dokunmak, insanla bir olmak. Şu anda mesela yine biz halen eşim de bizatihi takip ettiği, siz işte evinizde eşya yeniliyorsunuz. İkinci sınıf ama kullanılabilir. Şurası burası soyulmuş. Bunları biz tamir ediyoruz, boyuyoruz. Efendim yüzü değiştiriyoruz. Gıcır gıcır yapıp ihtiyaçlarına ibadeye veriyoruz. Yani. Buzdolabı, televizyon, aklınıza gelen her şey. Ve çok güzel bir uğraş oluyor. Aynı zamanda yine zekatını vermek isteyen, ne bileyim, yardım yapmak isteyen, çocukları giyindirmek isteyen ailelerle onları buluşturuyoruz. Onları teşhir etmeden onlara o ihtiyaçlarını giderme noktasında destek oluyoruz. Bu kendi bir alan eli vereni görmüyor yani. Bu derece şeyi dikkatli gitmeye gayret ediyoruz. Teşhir etmemek kaydı şartıyla öyle insanların duygularıyla oynamadan bu işi götürmeye çalışıyoruz. İnsana dokunmaya çalışıyoruz. Evet. Başkanım, Necattin Demirtaş bir dava adamı. Necattin Demirtaş vefayı bilen, maneviyete bilen birisi. Biz sadece Necattin Demirtaş'ı yıllardan beri sizleri takip ettiğimiz için sadece belediye başkanlığında değil, normal yaşantınızda da Necattin Demirtaş vefayı bilen, maneviyete bilen birisi. Eyvallah. Sadece ilk adım değil, Bafra'mızda ve civar bölgemizde 19 Mayıs'ta olsun, yaka kentimizde, Alaçam'ımızda olsun. Yani biz bölge olarak baz almak istiyoruz. Cenazesinde olsun, tabii pandeminin öncesinde diyelim. Evet. Cenazesinde olsun, düğününde olsun. Yani insanların acılı ve tatlı günlerinde de yanlarında oldunuz. Evet. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Vallahi, hem de Bafra'mıza bir selam. Eyvallah. Şimdi gerçekten biz tabii ilk adım belki bir avantaj belediye başkanlığı yapmak. İlçelerin giriş çıkış alanı olduğu için daha kolay şey yapılıyor. Benim şaşırdığım zamanlarda oldu. Bizim şimdi kültür olarak benim
Kavaklıyım. Bizim bölgemizde insan çok önemlidir. Yani birbiriyle kavgalı bile olsa cenazesine gitmek bir usuldendir yani. Çünkü ölüm bir daha geri gelip kalkıp tekrar helallaşamıyorsunuz yani. Onu yapmanız lazım. Bu bize ata yadigar gibi bir şey. Benim mesela çocukluğumda şöyleydi bu iş. Köyde cenaze olduğu zaman biz de şehirden köye gidiyorduk cenazeye. Hemen o zaman köyde oturan çoktu, sofra çıkarırlardı. Oradan gelen insanlar kesinlikle yemek yemeden gitmezdi. Zengin fakir olması önemli değil. Birileri o işi yapardı yani. İlle de o ölen kişinin pozisyonu, mali durumu falan hiç önemli değildi. Şimdi köyde çok doğru dürüst adam kalmadığı için bizim orada bu işleri dernekler yapıyor şimdi. Köylerin dernekleri var, dernekler bu işi üstlenmiştir. Aynı işi yine yapıyorlar ama evlerden değil de dernek bu işi üstlenmiş. Fabrikadan, şuradan buradan ama aynı işi görüyorlar yine. Şimdi bizim kültürümüzde cenaze insan çok önemli olduğu için öteden beri biz eğer haberimiz varsa ya işte şucuymuş bucuymuş bizi hiç ilgilendirmez yani öyle neci oldu. İnsan olarak değer verdiğimiz için mutlak surette buna gideriz gerçekten. Ben de giderim. Ben müthiş derecede ona dikkat ederim. Burada olduğumuz müddetçe yaptık bunu yani öyle gösteriş olsun ne bileyim bundan bir oya tahvil edelim. Böyle bir derdimiz olmadı. Asla da olmaz. Bir yaşam biçimi olarak biz ona bakıyoruz. Bu da nedenle mesela ben Bafra'ya, Alaçama'ya şeye gittiğimde bazen yolda birine soruyorum, hoşuna da gidiyor insanın. Beni tanımıyorlar zannediyor. Diyor başkanım şöyle gideceğim diye. Mesela yolu şaşırıyorum bazen. Nasıl gideceğiz diye hemen tanıyor. O da böyle bir güzelliği de var bu işin. Çarşamba'da da birkaç kere aynı durumu yaşadım. Gittiğimiz ilçelerde hani bizi tanımazlar zannediyoruz ama sivil araçta gidiyorsunuz işte orada bir yol izi soruyorsunuz hemen tanıyorlar. Böyle de bir güzellik tarafı var. Bir, hakikaten gördüm. Ya Bafra benim çok eskiden fedai vardı. Allah rahmet eylesin. Kardeşi Sezai fedai bunlar orada fedainin düğününe gitmiştim. Aşağı yukarı lise yıllarında filandı. Abisinin düğünü işte. Fedai dediğimiz abisi Sezai'nin abisiydi. O işte lise yılları nedir? 70'li yıllardan beri Bafra'yla bir diyalogumuz var yani. Gidiş gelişlerimiz var. Severim de Bafra. 12 Eylül öncesi de çok gitmiştiğimiz var tabi. O da ayrı. O zaman farklı bir havası vardı. O bölge güzel insanların bir arada olduğu bir bölge. Seviyoruz, biz de seviyoruz yani. Ben şu anda kendim de Taflan'da yazlık, kışlık kullandığım bir evde oturuyorum. Babayı burada var ama artık neredeyse koptuk diyebiliriz yani. 10 senedir ben de size yakınım yani. Evet. Evet. Evet başkanım, sayın izleyenlerimiz, sayın başkanımızın yoğun çalışma temposu içerisinde biz Barış Medya Grubu ekibine vakit ayırdığı için teşekkür ediyoruz. İlerleyen zamanlarda ise İlk Adım Belediye Başkanı Sayın Necattin Demirtaş'ın yapmış olduğu çalışmaları, projeleri de ara ara takip edeceğimizi de buradan belirtmek istiyoruz. Çalışmalarınızda, projelerinizde de başarılar diliyoruz. Kolay teşekkür gelsin. Teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyorum ben de. Bizi sabırla dinleyen sevgili seyircilerimize, Bafralı hemşehrilerimize, tüm Samsun hemşehrilerimize saygılar sunuyorum. İyi yayınlar.